Bugünkü konumuz uzaktan eğitim ve dijital eğitimi ama üç bağlamda konuşacağız değil mi? Eğitimin temel unsurları olarak çocukların eğitimine baktığımız zaman hem eğitmen perspektifi var, öğrencinin kendisi var, veli perspektifi var. Evet. Nasıl görüyorsunuz şu anki uygulamalarda uzaktan ve dijital eğitimle ilgili epeyce bir deneyim oluştu artık. Yani izlenimler nasıl sizce? Uyum sağlayabildik mi? Hangi cephede daha çok problemler var? Valla izlenimler biraz karışık Mustafa Bey. Siz de belki yorumlardan falan görüyorsunuzdur. Çok iyi giden yerler var. Hiç gitmeyen yerler var. Tabii çok kalabalık bir ordu bu eğitim ordusu. Aileler, çocuklar ve eğitimcilerle birlikte ve hani bunun dışında bir sürü paydaşı var tabii eğitim sektörünün bir sektör olarak bakarsak. Dolayısıyla çok kalabalık bir ordudan bahsediyoruz. Mutlaka hani çok iyi işleyen yerler de olacaktır, işlemeyen yerler de olacaktır. Çok yeni ve birdenbire karşılaştığımız, yüz yüze kaldığımız bir durum. Yani aslına bakarsanız imkanları olan ve hazırlığı uygun olan, yani buna geçişe zaten meyil etmiş kişiler ve kurumlar için bence güzel gidiyor. Ama bunun yanında tabii bu teknolojiye ulaşamayan, buna hiçbir hazırlığı olmayan, belki karşı olan, sadece yüz yüze eğitim savunan kişiler de vardı biliyorsunuz, konuşmuştuk bunları da. Onlar için de bence acı verici bir deneyim oluyor diye düşünüyorum. Aslında şu an yaptığımız uzaktan, tam olarak uzaktan eğitim mi? Tam olarak uzaktan eğitime geçilmiş diye düşünemeyiz bence. Uzaktan eğitim biliyorsunuz çok boyutlu ve çok kapsamlı bir şey. Siz bunu benden daha iyi biliyorsunuz gerçi. Sizin alanınız aslında Estağfurullah. ama biz hani bu tarafta tecrübe tarafında ve bu işin içine düşmüş insanlar olarak buradaki çırpınışları ve çabaları konuşabiliriz belki. Şöyle sadece öğretmenlerin, eğitim kurumlarının, eğitimcilerin hazır bulunuşluğu değil, burada ailelerin ve öğrencilerin de hazır bulunuşluğu aslında bu ivmenin kazanılmasında önemli bir faktör olduğunu gördük. Çünkü hani belli tarafta her türlü hazırlığınızı tamamlamış olsanız bile her türlü hani imkanlarınızı ortaya koymuş olsanız bile karşı taraftan birisi bağlanamadığında mesela ya da o hazırlığı tamamlanmamış olduğunda o zaman sizin yaptıklarınız bir noktadan sonra çalışmaz hale geliyor. Hani ilk başta çok hani başlangıç noktasındaki sorunlar bence buradan kaynaklandı. Öte yandan çok da tatlı bir şey olduğunu da tecrübe etmiş olduk. Ne Yani yönleri mesela tatlı olan hani faydalı olan yönleri öne çıkan belki hani daha önceden bunu hayali olarak konuşuyorduk. Öncüsü deneyenler vardı ama şimdi Evet. uygulamalı olarak yaptığınızda avantajlı yönleri hani gerçekten fiziksele göre avantajlı dediğiniz yönleri var mı? Hangileri? Var yani bana göre var. Şöyle tabii bunu nasıl uyguladığınıza bağlı olarak o avantajları yaşayabilirsiniz ama bir kere çocuklar özellikle ilköğretim çağı çocukları hatta liselerde bunun içine dahil edilebilir. Herkes şeye çok hakim. Hani büyük şehirde yaşayan çocuklar teknolojiye çok hakim zaten. Şöyle şeyler duyduk ilk zamanlarda. Öğretmenim işte oraya basın arkadaki profil resminizi değiştiriyorsunuz falan diye öğretmeni anlatan çocuklar var. Dolayısıyla onlar için geçiş belki de daha kolay oldu. Sadece hani teknik imkanları hazırlama aşamasını da belki biraz süre kaybetmiş olabilirler. Ama çok çabuk öğreniyorlar teknolojiyi çocuklar mesela ve buna isteklilerdi. Yani zaten hani çocukları tabletten, telefondan, teknolojiden uzaklaştırmaya çalıştığımız bir dönemdeyiz biliyorsunuz. Onlar zaten bu ekran karşısında vakit geçirmeye meyilli ve istekliler, gönüllüler. Bu sebeple onlar için aslında çok da şey olmadı bence. Değişik bir deneyim oldu. Ancak bu deneyimi sürdürmek ve o deneyimin gerçekten içerik kısmını çok akıllıca planlamak gerekiyor. Çocuk burada bir hevesle başlamış olabilir ama ondan sonra hüsrana uğrayacaksa ya aynı şeyleri mi yapıyoruz gene diye düşünecekse o zaman bu çok sürdürülebilir bir şey olmaz. Dolayısıyla eğitimcinin çok araştırmacı, sürekli sorgulayan ve kendini yaptıklarını geliştirebilen bir yapıda olması gerekiyor ki online eğitim dediğimiz şey gerçekten çalışabilsin. Diğer türlü sadece öğretmenine bağlanıp pasif dinleyici olmaktan öteye geçmez. Bu da şimdiki çocukların yapmak istemeyeceği bir şey. Ama Bir de avantajları kısmına
Siz avantajlarından bahsedin, sonra ben bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Olur. Avantajları kısmına bakacak olursak gerçekten çocuklara öğrettiğimiz şeyi yaşatabilecek ya da söylemek istediklerimizi yaşatabilecek çok fazla kaynak var elimizde şu anda. Yani sonsuz bir imkan yığabiliriz çocukların önüne. Yani ne bileyim üç boyutlu alanlarda dolaştırabilirsiniz. Söylediğiniz şeyin bir taraftaki hikayesini gösterebilirsiniz. Her anlattığınız şeyi görsel, işitsel olarak çocuğa yaşatabilirsiniz. Karşılıklı etkileşimli olarak dersinize devam edebilirsiniz. Yani inanılmaz bir hız ve ivme kazandırdı aslında. Ve çocuklar bunu almaya müsaitler. Ama dediğim gibi buradaki esas problem işte öğretmenin, eğitimcinin buna hızlıca adapte olabiliyor olması ve bu imkanları kullanabiliyor olması. Yurt dışında tabii bu birazcık daha yani yurt dışı derken mesela Amerika'da işte ne bileyim Kanada'da öğretmenlerin bu tür kaynak kullanımları biraz daha yaygın gördüğüm kadarıyla. Onun için orada hem canlı eğitimler hem online eğitimler çok daha içerikli verilebiliyor. Yani işte ne bileyim öğretmen Kahoot'u, Google Classroom'u, ne bileyim Canvas'ı, işte Zoom'daki değişik alternatifleri dünya kadar burada şey sayabiliriz, kaynak sayabiliriz. Bunları aktif ve içerikli içeriği dolduracak şekilde gerçekten materyalle donatıyorlar. O zaman ne oluyor? Sizin karşılıklı öğrenciyle yaptığınız etkileşim ve iletişim aynı zamanda seri olarak ve yaratıcı olarak bir bilgi akışıyla destekleniyor. O zaman çocuğu siz şeyden, o süreçten koparmazsınız ve interaktif bir şekilde dersinize devam ettiğiniz zaman siz o şeyi çocuğu dersten çıkaramazsınız, koparamazsınız. Ama işte bunların tam olarak sağlanması için biraz daha tecrübe gerekiyor galiba. Hani büyük bir Bana biraz daha şey gibi geliyor, yani rollerde de rolleri bir yeniden konuşmak gerekiyor gibi gözüküyor. Yani şeye baktığımız zaman, eski anlayışa baktığımız zaman, hani öğrenen, öğrencinin kendisi, öğretmeni ve veli üçgeninde, hani asıl sorumluluk öğretmende, işte veli de biraz onu destekler nitelikte. Öğrenci ise bu işin şeyi, hani edilgeni Edildiğin gibi, evet. olarak, yani eğitimin yapıldığı varlık falan gibi, hani böyle boca edildiği bir hedef Evet. noktası gibi bir konumdaydı. Ama aslında tam aksine öğrencinin burada birinci derecede sorumluluğu var gibi geliyor bana. Hani Tabii. normal süreçte de, yani bir öğrenci gerçekten öğrenmeyi istemeye başladığı zaman, bu farklı zamanlarda olabilir. Yani öğrencilerin başarısındaki değişimde de kritik bir noktadır. Yani bir öğrenci kendisi öğrenmeye karar verip ister hale geldiği anda gerçekten başarısı ciddi anlamda artar. Ama öbür taraftan öğrencinin kendisi istemiyorken, hani öğretmendir, velidir, bunlar ne kadar zorlasa da ancak o istekliliği oluşturma anlamında bir faydaları olursa Tabii. kalıcı bir fayda oluyor. Yoksa öbürü hani bir bakıma gardiyanlık gibi bir şey. Yine Aynen şeyde okul normal devam ediyorken, yani saatlerinde fiziksel olarak öğrenciyi zorunlu olarak oraya getiriyorken, zilleri çalıp zorunlu olarak sınıfa sokuyorken bunu yapmak belirli ölçüde mümkündü. Ama şimdiki sistemde, online'da sanki bu daha önem kazandı gibi gözüküyor. Yani bir öğrencinin istekli olup olmaması, önceden aynı sınıfta olan iki öğrencinin arasında fark çok da fazla açılmıyordu sanki. Ama şu anda online ortama geçtiğimiz zaman, uzaktan eğitime geçtiğimiz zaman, orada gerçekten istekli, öğrenmek isteyen öğrenci, hani hem öğretmenin verdiği imkanları hem başka da imkanlara kendisi erişerek ve hızını da ayarlayarak, yani çok daha belki ileriye de geçerek, derinleştirerek falan ilerleyebilir. Ama öte yandan ilgisi olmayan, sınıfa biraz zorla kattığımız çocuklarınsa, hani o okuldakinden daha aşağıya gitme olasılıkları var. Sanki böyle biraz aralık açılmaya Açılacak, başlayacak gibi geliyor evet. bana. Öyle görünüyor. Ya işte bu aralığı açıp açmamak da biraz öğretmenin çocuğu içeride tutma kapasitesine bağlı diye düşünüyorum. Yani cezbedici, çocuğun ilgisini canlı tutan ve onun merakını teşvik edecek şeyler yapabilirse öğretmen, o zaman bu açıklığı öğretmen kapatabilir. Şimdi hani bireysel öğrenmede öz düzenleme gerçekten çok önemli bir şey. Çok doğru bir şeyden bahsettiniz. Burada özellikle online eğitimde öz düzenlemesi güçlenmiş, kendi kendini denetleyebilen çocuklar çok daha
işlevsel bulacaktır bu süreci elbette. Ama öte yandan da bu yetkinliğe erişmemiş, bu beceriyi kazanmamış çocuklarımız da var. Yani bunları kaybetmeden sürecin içerisine dahil etmenin yollarını da aramak gerekiyor. Aslında hani genel olarak başlangıçta girişte anlatmaya çalıştığım biraz da bu minvalde bir şeydi. Zaten o çocukları hani kendini planlayan, işte öz yönetimi kuvvetli, kendi kendini öğrenme sürecini yürütmeye mail etmiş çocukları zaten online'da da tutarsınız, işte ne bileyim derste de tutarsınız. Sizin herhangi bir eğitim programı planlamadığınız zaman da bu çocuk kendini geliştirmeye isteklidir. Hatta onlara belki ödevi de fazla vermemek daha iyi olabilir. Çünkü hani Tabii. herkese göre ortalama düzenlenmiş bir ödev onların kişisel programlarını aksatacak bir şey de Tabii. yapabilir. Evet, yani Burada sanki öğretmenin hani öğretmen kelimesini bir kenara atıp hani çünkü onun içeriği çok şey var olan bir bilgiyi birine aktaran öğreten gibi bir anlam çağrıştırıyor. Ve bu anlamda mentor. bana pek evet yani pek öğretmene ihtiyacımız yok gibi geliyor artık. Yani bir konu eğer zaten dijital ortamda iyi anlatımla çekilmişse bir videosu bir animasyonu varsa öğretmenin görevini zaten o video animasyon yapabilir. Ama bir de rehberlik fonksiyonu var. Evet. Aslında öğretmenin rolü yani artık bizim öğretmene değil de daha çok rehbere hani çocuğun kendini Yönlendirici kişilere evet. keşfetmesi. Evet, Var. ortamı mesela matematiği öğrenmesi değil de matematiği keşfetmesine rehberlik edecek birine sanki ihtiyacı var. Ne dersiniz yani hani bir şey hani eskiden tekrar 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 aynı şeyi binlerce kere binlerce sınıfta anlatmaya ihtiyaç vardı. Ama şimdi diyelim ki Tonguç Akademi vesaire gibi yerli kaynaklar, Han Akademi gibi uluslararası kaynaklar ve bunların da bir sürüsü var. Yani şu ara zaten şeyle beraber bu sorunla beraber pek çok online eğitim kaynağı da ücretli olanlar da ücretsiz olarak Açık, açılmaya evet. başladı. Dolayısıyla öğreten şeyler zaten bolca var. Aynı konuları tekrar tekrar yeniden anlatma gereksinimi bana çok yok gibi geliyor. Ama bu çokluğun içinde öğrencinin yolunu bulması yine mümkün değil. Yani hani öğretmene değil de rehbere yol haritasını çizecek, sevdirecek, yönlendirecek. Sanki böyle bir role ihtiyaç var gibi geliyor bana daha çok. Ne Evet. dersiniz? Yani tabii zaten öğretmenin artık rolü ve fonksiyonu değişecek. Yani adı öğretmen olarak kalsa da içeriği sizin bahsettiğiniz şeyler olarak ilerlemek zorunda. Yani eskisi gibi artık işte tahtanın başında ne bileyim 40 dakika boyunca aralıksız konuşan ve işte sadece karşıdaki pasif dinleyiciye hitap eden, işte çiçek olup elini bağlayan falan bu artık pek kalmadı. Yani şu anda da bu online döneme geçtiğimizden önceki dönemde de çok bu çalışmıyor artık çocuklarda. Özellikle küçük çocuklarda. Çocuklar artık şey istiyor. Yani kendi istek ve ihtiyaçlarını ortaya koyabilecekleri öğrenme ortamları bekliyorlar. Hareket edebilecekleri, ne bileyim hani farklı farklı verileri, bilgileri. Çünkü aynı anda çok fazla veriye ve bilgi akışına maruzlar. Bunları birlikte işlemeye alışkınlar. Zaten bu sebeple dikkatlerini bir noktada toplamakta zorlanıyor şimdiki çocuklar. İşte bu noktada yönlendirici olan kişilere ihtiyaç var. Bunlar da şu anda eğitim ortamlarında kimler? Öğretmenler. Belki dediğiniz gibi işte kolaylaştırıcı olabilir, mentor olabilir, rehber, danışman niteliğinde bir şey olabilir. Ama bence şeyden çok hani isim ve kavramlardan çok içerikler önemli. Yani öğretmen densin ama öğretmenin o esnada içeride ne yaptığı, çocuklarla kurduğu iletişim şekli, efendime söyleyeyim işte dersi nasıl planladı, o öğrenme sürecini, çocuğun öğrenme sürecini nasıl yürüttüğü önemli. Şimdi bir öğrenme sürecine maruz kalmalı çocuk. Çünkü kendi başına bıraktı yani keşke böyle bir şey olsa çocuk hazır elimize yetişmiş gelse bunu öğreneceğiz desek yapsa mı böyle bir dünyada yaşamadığımız için çocuğu bu bilince eriştirmek de aynı zamanda öğretmenin vereceği bir şey yani öğreteceği bir şey. Aile, öğretmen, çocuk birlikte bu üçlüyü tamamlayacaklar. O öğrenme bilincinin gelişebilmesi için. Ama şurada ayırmamız gereken bazı noktalar var. Şimdi bu bahsettiğimiz şeyler çok önemli şeyler ama yaşa göre gelişen şeyler. Mesela bir lise öğrencisi eğer bu bilinçle yetişmişse artık o kendi öğrenmesini planlayabilir. Ortaokul öğrencisinde bu biraz daha çiçeklenebilir, gelişebilir. Ama bir anaokulu ya da ilkokul öğrencisinin bu planı düzeni oluşturmak için bir yönlendirici kişiye ihtiyacı mutlaka vardır. Dolayısıyla şu anda mesela online derslerde işte 5. sınıftan hatta 4. 3. sınıftan sonrası çok daha rahat ilerliyor. Ama işte ana sınıfı 1, 2 bunları
öğretmenin o online bağlantıda yaratıcı, öğretici ve etkileyici bir şekilde tutabilmesi için çok çaba sarf etmesi gerekiyor. Çok fazla içeriye değişik alternatifler koyması gerekiyor. Burada şöyle yorumlar görüyorum. İşte bu süreçte öğretmenlerin yapması gereken temel şey çocuklarla bağ kurmak ve psikolojilerini sağlıklı tutabilmek olmalı. Öğrenme çok da önemli değil diyen yorumlar var ki bu da hani azımsanamayacak bir çoğunlukta. Ben buna katılmıyorum. Böyle olabilir. Yani bu doğru bir yorum aslında ama bu süreç bir hafta, 2 hafta sürseydi evet. Evet. Bu artık böyle. Yani Öyle. hani yani sadece şeyde değil, bir dönem böyle devam edecek. İşte Eylül'de okulların yine gönül rahatlığıyla açılıp açılmayacağı Evet. şüpheli. Artık bu Evet. kadar alıştıktan sonra çocukları tekrar tamamen aynı düzen, sadece fiziksel ortama, sınıf ortamına tamamen yeniden mahkum etmek de çok mantıklı değil gibi. Yani dünyada Yani şu an evet. yüz milyonlarca çocuk bu şekilde eğitimin devam ettirmeyle ilgili devasa bir global deney yürütüyor. Yani Evet. buradan öğreneceğimiz çok büyük çıkarımlar, Çok sonuçlar çok evet. olacak muhtemelen. Altyapılarda, uygulama pratiklerinde çok önemli yenilikler olacak. Onların hepsini bir kenara bırakıp hastalık bitince hadi hepsini boş verin, kara düzen eski şekilde devam ediyoruz demek Yok çok mantıklı dönmez. olur mu acaba? Artık yani mantıklı olmaz, dönmez de zannetmiyorum. Çünkü çok fazla işimizi kolaylaştıracak şey olduğunu gördük. Aslında biliyorsunuz bu çok uzun zamandan beri vardı hayatımızda. Yani bu imkanlar hep varmış. Ama kullanmaya ihtiyaç duymadığımız için biz bunları hayatımıza sokmamışız. Şimdi mecburuz bunları kullanmaya. Mecbur olunca ne yapıyorsunuz? Hani yaratıcılık zordan, ihtiyaçtan doğar derler ya. Bir şekilde o çocuklara faydalı olabilecek değişik kaynakları kanalınıza, iletişim ağınıza sokmaya çalışıyorsunuz. İşte ne yapıyorsunuz? Konuk öğretmen çağırıyorsunuz ya da ne bileyim online atölyeler düzenliyorsunuz. Yani bu dönemde aslında zaman, mekan, imkan, işte yol açısından yapamadığımız, vakit bulamadığımız birçok şeyi online olarak yapabileceğimizi gördük ve bizim için inanılmaz bir zaman tasarrufu sağladı. Yani tek tıkla dünyanın her yerinde istediğimiz bir kişiye bağlanıp onu etkinliğimize, dersimize, yayınımıza, seminerimize katabiliyoruz. Bunu daha önceden de yapabilirmişiz. Niye yapmamışız bilmiyorum. Ama şimdi mecbur olduğumuz için yapıyoruz ama bu bize bir tecrübe kazandırdı. Her işlerde bir hayır vardır belki. Bu böyle bir şey yaşamasaydık hiçbirimiz, tabii sizler bu online eğitim içerisinde daha çok bulunuyorsunuz, belki sizler yapıyordunuz ama okullarda hiçbir okul bu kadar çok online çalışma düzenlemiyordu. Bu da aklımıza Yani gelmiyordu. şeyde şirketlerin eğitimlerinde de çok farklı değildi durum. Yani şehirler arası ulaşımla, konaklamalarla falan yine fiziksel şartları zorlayarak eğitimler devam ediyordu. Bazı Evet. toplantılardan falan alışkanlık olarak belki biraz daha alışkanlığı vardı şirketlerin ama şirketlerin de eğitimleri vesaire yeni dönüş sağladı bu olayla birlikte. Evet. Ama tabii çok daha hızlı o dönüşü yaptılar. Çünkü şey hani altyapılar falan daha hazırlıklıydı, yetişkin insanlar, bilinç daha yüksek gibi. Ben şeye bir dönmek istiyorum. Şu üç tane rolümüz var ya temel olarak. Yani öğrenci var, aile var ve öğretmen var. Evet. Aslında baktığımız zaman böyle biraz daha tarihsel olarak geniş perspektifte baktığımız zaman burada öğretmenin rolü özellikle sanayi toplumu ve örgün eğitimle beraber çok daha artmış durumda. Yani onun öncesinde kişinin kendi öğrenmesi, kendi kendine yatırım yapması, ailenin etkisi falan bunlar çok daha yüksek seviyelerdeydi. Örgün eğitimle birlikte ve sanayi devrimiyle birlikte hani devletler çok daha fazla bazı şeylere müdahil olur, programlar hale geldiler. Hep şunu düşünmüşümdür bir düşünce deneyi olarak. Mesela bir devlet dese ki ya bakın milyonlarca çocuk yetişiyor, bunların kendilerini ifade şekli vesaire çok önemli. Bu ana dili öğrenme konusu çok ciddi bir iş. Bu böyle bilinçsiz ailelere bırakılacak bir konu değil. Ben 1 milyon, 2 milyon kişiyi ana dil eğitmeni olarak yetiştireceğim, öğretmen olacaklar. Çocuklara öğrenmeyi, 1 yaşındaki çocuklara öğrenmeyi bu öğretmenler öğretecek Harika falan de. olurdu tabii. Keşke. Yani yapılsa acaba daha iyi sonuç verir miydi? Yoksa şimdikinden hani daha da kötü mü olurdu, daha mı iyi olurdu? Bu bana biraz soru işareti gibi geliyor. Mesela aile hani ana dili öğretme konusu anneyle, aileyle olan çok içli bir şekilde gerçekleşen bir konu ve Aslında. çok büyük bir öğrenme faaliyeti aslında. Ve Evet. bu öğrenme de
çocuğun rolü çok yüksek. Yani hani birinci derece baktığımız zaman aile temelde altyapıyı sağlıyor sadece. Yani çocuğuyla konuşan, daha çok kelime kullanan, hani ona ortam sağlayan ailelerde tabii ki daha iyi bir öğrenme gerçekleşiyor. Hani Evet. daha az kelime kullanan, daha kültürel etkileşim düşük olan ailelerde bu daha düşük seviyede gerçekleşiyor. Ama temelde anne baba öğretmiyor aslında, çocuk öğreniyor. Sadece ortam şartlarını sağlamak konusunda ailenin bir sorumluluğu var. Hani şey diyorsunuz ya, böyle hani 4-5 yaşında bu öz programlama daha düşük, sonrasında giderek yükseliyor. Ben oraları biraz şey görüyorum, yeniden araştırılmaya muhtaç konular gibi görüyorum aslında. Çünkü biz öğrenmeden hani belirli kalıpları aktarmayı daha çok anlıyoruz. Beklentilerimiz daha çok o yönde. Aslında öte yandan şöyle bir bakınca, hani normal gelişim sürecine baktığımda aslında bebeklikten itibaren öğrenme faaliyetinin çok yüksek olduğunu, oyunla vesaire bir sürü şeyle iç içe geçmiş olarak geldiğini görüyorum ben. Sanki şeye gelince, okula gelince bizim okul anlayışımız dersle teneffüsü birbirinden ayırt ediyor ya. Diyor ki bu ders, burası ciddi bir şey. O teneffüs, orada eğlenebilirsin. Orada eğlenmeyle öğrenmeyi birbirinden ayırdığımızda, oyun, eğlence, keyif ve öğrenmeyi birbirinden ayırdığımızda sanki sorun orada başlıyor. Halbuki şeye baktığınız zaman bebeklerde falan hep oyunlara bağlı öğrenme. Yani mesela akrabaların isimlerini öğrenme, hanimiş dayım, hanimiş teyzem falan. Hani yürümeyi öğrenme, day dur da dayın gelsin falan gibi şeyler. Böyle hep böyle oyunla iç içe olan bir öğrenme faaliyeti var. Sonra şeye bakıyoruz, mesela dil öğrenme gibi konulara falan baktığımız zaman büyümüş yetişkin insanlarda, liseli, üniversite mezunu kişilerde, mesela kız arkadaşı ya da erkek arkadaşı olursa başka bir dil konuşan çok daha hızlı öğrenebiliyor o dili. Çünkü Tabii. o işin anlamla, yaşamda gördüğü anlam, aldığı keyif, eğlence onunla birleşik hale geliyor. Sanki bu bizim eğitim sistemimizin oyun, eğlence ve öğrenmeyi birbirinden ayırması oradaki bir çarpıklık oluşturuyor gibi geliyor bana. Ne dersiniz bu konuda? Yani haklısınız. Sanki hani okul başka bir dünyaymış. Okulun dışındaki hayat da başka bir dünyaymış ve orada serbestmişler. Daha eğlenceli bir dünyaymış gibi bir algı var maalesef. Hani bu algıyı kıran okullar da var bana göre. Biz mesela yapma kırmaya çalışıyoruz. İşte zil çalmıyor okulda mesela. Hani öğrenme süreçlerini biraz daha uzatıyoruz. Birbirinin içine katmaya çalışıyoruz ama bir yandan da okulda şöyle bir algı var çocuklar için. Okul bir sorumluluk alanı. Şimdi çocuklar eğer bu bilinçle gelişmediyse, büyümediyse o zaman tabii ki okul bunlar için ayrı bir yük haline gelebilir. Yani eğer siz çocuğunuzu küçük yaştan itibaren kendi işini halledebilme, kendi sorumluluklarını yönetebilme algısıyla ve mantığıyla yetiştirirseniz o zaman çocuğun hayatta bir işe yarama, hayatta bir sorumluluğu olma algısı da okulla paralel olarak ilerleyecektir. Bir yandan okulun da çocuğun gelişimine bakış açısı da çok önemli burada. Eğer okul çocuğu sadece bir öğrenme metası olarak ya da işte bilgi aktarma metası olarak görüyorsa ve sadece yüklüyorsa ki böyle yapan çok okul olduğunu biliyorum. İşte aileyi arayıp işte yapması gerekenler bunlar deyip aileyi bir kontrol mekanizması haline getirir falan. Bunlar bence baştan yanlış şeyler zaten. Doğal olarak siz böyle bir ortamda bulunmak istemezsiniz. Yani siz de istemezsiniz, ben de istemem. Sürekli dışarıdan talimatla birinin yapmam gereken şeyleri söylemesi benim için bir hayat değil yani. Çocuk için de olmaz. Üstelik hani oyuna, kişisel gelişime, hayatı tanımaya bu kadar ihtiyaç duydukları bir yaşta bu doğru bir yaklaşım değil. Ancak şöyle şeyler var tabii. Şöyle düşünülebilir belki. Okulu hayatın ve öğrenmenin bir aslında öğrenmeyi hayatta ayırmak da çok saçma da yani hayat demek zaten öğrenmek yani yemek içmek öğrenmek. Evet. Bunlar aynı şey. Her an her dakika yaptığımız şeyin içerisinde öğrenme faaliyeti de var. Dolayısıyla hani bir kere bu bakış açısını vererek başlamak gerekir bence. Bunu verebilmek için de ailenin de bu algıyı sindirmiş olması lazım. Okulu hayattan ayrı bir yerde tutmamak lazım. Okuldaki öğretim programlarını, eğitim programlarını, müfredat planlarını hayatla bitişik şekilde, hayatın içinde
yürütmek lazım. Okul başka bir yerde kalıp günlük hayat başka bir yerde kaldığında zaten bu bağı kurmak mümkün olmuyor. Dolayısıyla okul çocuğun işte ne bileyim mesai yapıp işe gittiği bir yer gibi okuldan çıktıktan Bir sonraki gündüz hapishanesi rolü de var yani. hayat. Mesela Evet, yorumlarda yani şey vardı. Şimdi anne babalar evde. Peki iş, yani normal hayata döndüğümüz zaman, mesaiye işe gittikleri zaman çocuklar ne olacak, ne yapılacak? Yani geçirmek. Tabii. hani çocuğun böyle bir gözetilmesi, kontrol altında tutulması gereken bir mekan rolü de var aslında okulun. Elbette. Bu Bunu da önemli bir bir rol düşünmek hatta. gerekli. Yani hani çünkü şu anki sistemde gerçekten o tamamen toplumsal olarak şeye verilmiş durumda. Yani sosyolojide de şey vardır böyle hapishane, okul, iş yeri falan. Bunlar aslında hani çok insanın hayatına çok aşırı karışan bir devlet erki, bir yönetim erkinin bu grupları kontrol altında tuttuğu yerler aynı zamanda. Şu Tabii. anda iş En yerlerinde de başta okullar mesela zaten yani. Zaten örgün eğitimin temel mantığı o biliyorsunuz. Hep konuştuğumuz şey bir şekilde istenen insan profiline adım atarak oradan başlayarak o insan yontula 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 bir şekilde istenen insan profiline ulaşmak lazım. Hani pratikte böyle oluyor mu? Olmuyor tabii ama temel şeyde de amaç bu. iş yerlerinde de mesela şu anda bazı şirketler duyuyoruz sürekli aramak hani evden çalışan çalışanlarını kontrol altında tutma ihtiyacıyla sürekli gereksiz toplantılar, aramalar, kontroller gibi şeyler yapan yerler de var. Bir yoklayalım Yani bakalım ne yapıyor diye bir arama yapıyorlardır. sanki bizim bir şey bu yeni düzenle beraber her bir ailenin hani tabii ki belli bir bilinç seviyesinde olanların bir oturup kendi rollerini de sanki düşünmeleri gerekiyor gibi. Yani hani bu kadar okula bırakmayıp bazı şeyleri öğretmenlerle daha yakın bir işbirliğiyle ve daha çok da kendi çocuklarıyla işbirliğiyle. Yani kastettiğim asla şey değil. Hani bir kontrol mekanizması, yoğun bir dayatma mekanizması değil. Buradaki ana rolün çocukta olduğu bilinciyle onda aslında değerlerin oturması, oluşmasına yönelik olarak imkan sağlayarak, serbestlik vererek. Çünkü serbestlik vermediğimiz zaman aslında bunlar da oluşmuyor değil mi? Yani hani bir diyelim ki kendi öz planını yürütme konusunu aktarmak istiyoruz. Her dakikasını planlayarak çocuğu tamamen yönlendirerek bunu oluşturmak mümkün mü? Yok, Burada bir mümkün değil tabii. serbestliğe ihtiyaç var değil mi? Tabii yani bir de Yani çocuğun okulla olan ilişkisinde müdahil olmamak gerekir. Ama maalesef böyle bir şey yok. İşte bunun için çocuklar hani neden olmuyor, neden yapamıyorlar ya da neden kendi kendine bu işleri düşünemiyor dememizin sebepleri aslında bunlar. Aileler sürekli şey telaşı içerisinde oluyor. Bunu tabii anlayabiliyorum. Ama bu bir hani bu süreçleri görerek yani ailenin aslında okul süreçlerinin içerisinde bu tarafta bizlerin tarafında bularak görüp tecrübe edip yanlışlarını görebilmesi gerekiyor aslında ama bunu yaşatmak çok mümkün olmuyor. Onun için burada şeyler biraz değerlendirmeler biraz basit kalıyor. Aile sürekli çocuğun bir şey kaçırmaması, bir şeyden geri kalmaması, bir sorun yaşamaması üzerine odaklı. Halbuki çocuk bir şeyi kaçıracak, bir sorun yaşayacak, bir şeylerden mahrum olacak ki onu takip etmeye ihtiyaç duysun. Aslında anlatmamız gereken şey burası. Belki de bu dönemde, yani çok doğru söylüyorsunuz, ailelerin rehberliğine çok ihtiyacı var kurumun, çocukların ama ailelerin de kurumların rehberliğine ihtiyacı var bence. O yüzden burada bence bu dönemden sonra sanki okullar artık daha çok topluma rehberlik eden kuruluşlar haline dönmesi gerekecek gibi. Eğer bu işte çalışma hayatında düzenlemeler gelirse, çalışma süreleri bilemiyorum belki böyle şeyler yaşayabilir miyiz? Hani süreç gösterecek bunları bize ama ailelerin çalışma süreleri kısalırsa, esnek çalışmaya geçilebilirse, işte hani gördük ki hepimizin bir arada bulunmasına gerek yok. Birçok iş uzaktan, evden, online olarak da yapılabiliyormuş. Belki böyle hani kişilerin bir arada bulunmaları, iş yaparken bir arada bulunmaları gereken süreler kısalabilirse, o zaman çocukların da okullarda bulunması gereken süreler kısalır otomatik olarak. Dolayısıyla okul biraz daha tatlandırılmış, tadında bırakılmış bir hale gelir. Mecburen kalmaları gereken yerler olmaktan çıkar. Ve böylece biraz daha hani herkesin rolü biraz daha netleşebilir. Okullar da biraz daha rehberlik yapacak kurumlar haline gelebilirler. Şimdi benim hayalimdeki okuldan bahsedeyim mi size hocam?
bir öğrenme kulübü gibi. Yani çocuk yine gidip orada bulunacak ama okul dediğimiz şey bir gençlik merkezi gibi. Yaşıtı insanlarla bir araya gelebileceği, çok sayıda rehber farklı branşlardaki insanlarla serbest çalışmalar yapabileceği, müfredatını kendi belirleyeceği, hızını kendi belirleyeceği. Yani böyle hatta sınav falan olmayan, hani sınav dediğimiz şey de çok saçma. Şu anda mesela okullarda en başarıya karşı bence en olumsuz etki yapan şeylerden bir tanesi sınavlar. Çünkü çocuklar sınavda not almak üzere çalışıyor. Yani o konuyu öğrenmek, yetkinlik edinmek falan bunlar umurlarında değil. Mesela son gece çalışıyor, ezberliyor. Ondan sonra sınavdan sonra o 2 gün sonra hiçbir şey kalmıyor. Halbuki orada o kadar yüksek not alacağına sindirebildiği kadar konuyu sindirse, yani hep böyle bir şey olarak görünmek üzerine bir şeyler var. Onu olmakla ilgili bir şey pek Yok, yok. evet. Böyle yani bunda biraz şey de etkili tabii. Çocuklara, kişilere, insanlara temel olarak güvenmiyor bizim sistemimiz. Yani sadece Türkiye'deki sistem değil. Hani bu sanayi toplumunun genelinin yaklaşımı bunları güvenilir kişiler olarak görmeyip onları belli kalıba sokmak üzerine odaklı. Halbuki baktığımız zaman aslında özünde, temelde bir insan zaten öğrenmeye son derece istekli. Dolayısıyla burada sanki tabii bir anda olacak bir şey değil bu ama böyle biraz bağları gevşetip hani çocukların fırsat tanıyıp bir şeylere, bu herkese her şeyi vermeye çalışmak da çok doğru olmayabilir gibi geliyor bana. Hani zorunlu olarak mesela öyle çocuklar var. Hani şeyde çok gözlüyorum bunu. Lisedeki erkek çocukların önemli bir kısmının aslında serserilik yapmaya ihtiyacı var. Yani hani onları okulda zorla tuttuğumuz zaman hani belirli saatlerde falan bu sefer okulda yapıyorlar serseriliği. Evet. Ve bunu da pek çok okulda kontrol edemiyoruz. Dolayısıyla orada gerçekten öğrenmek isteyenleri de baltalayan bir Gelmiş takım oluyor. durumlar oluşabiliyor. Hani Evet. böyle biraz insanların kendi doğalarına daha yakın bunlara fırsat verebilecek ve kendi istekleri doğrultusunda bunu yapabilecek. Hani dijital olmasa bunları yapmak pek olası değil. Ama dijitalle birlikte sanki böyle daha esnek bir takım sistemler, uzaktanı, dijitali ve fizikseli belirli ölçüde, yani fizikselden tabii ki tamamen vazgeçme olasılığımız yok. Bunları harmanlayan yeni bir eğitim sistemine sanki ihtiyaç var gibi geliyor bana. Hani korona oldu bitti. Ondan sonrası için de sanki böyle yeni bir harmana ihtiyaç var gibi geliyor. Tabii normal bu şekilde tanımlanacak gibi geliyor bana da. Aslında benim hani bu dönemden sonra aklımda oluşan eğitimle ilgili olacak değişiklikler, bu bahsettiğimiz minvalde şeyler canlanıyor hep zihnimde. İşte bir kısmı online olacak, online yapacağımız şeyler olacak, fiziken buluşacağımız şeyler olacak gibi. Artık bundan sonra hani eskisi gibi sabahtan akşama bir arada bulunma ve bütün iş yükünü bir arada birlikte hareket ederek halledebilme falan, bunlar çok biraz daha geride kalacak gibi geliyor ya da buna doğru gideceğiz gibi geliyor. Yani online'la fiziki eğitimin harmanlanacağı bir yere doğru gideceğiz gibi geliyor. Ama şimdi aslında çok güzel bir şeye değindiniz. Bireylere olan güvenden bahsettiniz. Bizim eğitim sistemimizde, ahlaki sistemimizde, iş hayatımızda, yani toplumsal yaşamımızda aslında en çok eksik olan şey bu bence. Kimse birbirine güvenmediği için, yaptığı işe güvenmediği için, bir başkasının gerçekten hakkıyla o işi yapacağını güvenmediği için herkes birbirini kontrol etmenin peşinde. Aslında hani normal hayata dönecek miyiz derken bizim normalimiz buydu bence. Bu çok da normal bir şey değildi. Geçtiğimiz korona öncesi dönemde. Belki bunu böyle bir tepe taklak edecek bir şey oldu. İyi de oldu belki. Hani sağlık açısından değil ama düzen açısından belki biraz daha işte zihnimize böyle bir şeyleri kazıyacağımız günler yaşıyoruz. Çünkü aslında bu bahsettiğimiz güven meselesi yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkara dönüyor birazcık. Yani güven verecek bir şey olacak ortada, güvenebilirsiniz. Gelecek Güvenmenin fırsat olmazsa nasıl da gelişsin güven, değil güvenemezsiniz. mi? Evet, böyle bir karışık bir iş aslında bu. Ama bunun için madem örgün eğitim diye bir şey var ve böyle bir insan profili yetiştirmek istiyoruz, o zaman onu buna çevirmek ve bunu kullanmak lazım. Yani bu çok geniş bir konu. Müfredatların, eğitim içeriklerinin, öğretmen eğitimlerinin buna göre düzenlenmesi lazım. Yani gerçekten bir insan yetiştirmenin
temel başlıkları olan işte kişisel bilinç, toplumsal bilinç, zihinsel esneklik, bunların hepsini bir araya getirerek bireyi küçüklükten ne, kaç yaştan alıyorsak okula, işte ne bileyim anaokulu yaşından 5-6 yaştan alıyoruz diyelim ki, o yaştan itibaren bu ortamın içerisinde daldırıp çıkarıp daldırıp çıkardı bu ortamı haşır neşir etmek lazım. Bence okul öncesi dönem bu eğitimin, okul öncesi ve ilkokul dönemi bu eğitimin verilmesi için çok kilit noktalar. Burada karakter eğitimi eğer doğru bir şekilde veriliyorsa, ki bunu da ailelere bırakmak şu anda bence çok doğru değil. Çünkü ailelerin de böyle bir eğitimden geçmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla işte okulların rehber kuruluşlar olması gerekir diye düşünüyorum dediğimin aslında altyapısında bu vardı. Bu eğitimi belki hem aileye hem çocuğa, ailenin çocuğa nasıl yaklaşması gerektiğiyle ilgili eğitimi de ayrıca aileye vererek çocuklara bu karakter eğitimi içerisinde harmanlamak gerekiyor. Birincisi güven ne olmalı, ahlak nedir, özgürlük nedir, bir insanın kendisiyle ilgili ve karşısındakiyle ilgili değerlendirme kriterleri nasıl gelişebilir, ne olmalıdır? Bunlar üzerinde durmak lazım. Akademik kısma sonra geçmek lazım. Bizim akademik kısımla ilgili çok fazla telaşımız var. Buna yetişmekten öz denetimimiz, öz yönetimimiz, ahlaki gelişimimizi, zihinsel gelişimimizi kaçırıyoruz bence. Dolayısıyla da aileler bu işte başarı telaşına ya da ne bileyim çocuğun iyi yetişmesi, herhangi bir şeyden mahrum olmaması telaşına koşturmaktan bu kısımları ya göz ardı ediyorlar ya es Asıl geçiyorlar. önemli olan kayboluyor. Önemli olan kısım kayboluyor. Bana göre müfredatta yeniden şöyle bir düzenlemeye ihtiyaç var. Anaokulunda birinci, ikinci sınıfta çok büyük oranda %70-80 oranında temel değerler üzerine ve yaşam bilgisi üzerine odaklanılmalı. Ondan sonraki süreçte ana dil eğitimi, yabancı dil eğitimi, matematikte 4 işlem ve işte dünyanın oluşumu ve işte temel biyolojik fiziksel bilgiler, çok temel düzeyde biyolojik fiziksel bilgiler üzerine kurgulanmalı. Özellikle ilkokul eğitimi. Onun dışında zaten ne bileyim problem çözme becerisi vesaire diğer konular, bunlar zaten yaşla birlikte gelişecek olan beceriler olacağı için onlar biraz daha ötelenebilir. Ama burada bu bahsettiğim başlıkları tam olarak yerine getirebilirsek eğer, o zaman sonrasında zaten temeli sağlam kurar ve binanın diğer katlarını daha rahat çıkartabiliriz. Önemli olan aslında bu kısımları sağlam tutabilmek. Belki burada bu dönem bizim için birazcık daha bunları fark etmemize sebep olabilir. Ben kişisel olarak çok umutluyum aslında. Şu yönden umutluyum. Dijitalle birlikte dijital imkanların pek çok şeyi kolaylaştırması sayesinde bugün bir çocuk belli bir yaşın üstünde kendi eğitim devrimini kendi kendine yapabilir. Bir aile yapabilir, bir öğretmen yapabilir. Yani Evet. yeni durumların, bunlara uyum sağlamanın kritik noktalarının farkına varan herhangi bir aktör tüm sistemin düzelmesini beklemeden kendi bireysel çabalarıyla kendi yaşamında farklılıklar Yapabilir. oluşturmaya Tabii. başlayabilir. Tabii. Dolayısıyla hiç kimseyi, hiç bakanlığı, okulunu vesairesini beklemeye gerek olmadan elde olan imkanlar doğrultusunda mevcut hayatın dayattığı kısıtlara da belirli ölçüde razı olarak esnekliği, serbestliği ölçüsünde kendi kendine hayatını değiştirecek bir şeyler yapabilir gibi geliyor bana. Tabii. Ne dersiniz? Yani bu mesela bir öğretmen, hani bence bir aile ve bir çocuk zaten bunu yapabilir. Ama bir çocuk hangi yaşın üstünde bunu kendisi bir belirgin etki edecek şekilde yapabilir? Ya da bir öğretmen, böyle bir bilinçte olan bir öğretmen gerçekten bir farklılık yansıtabilir mi sınıfına, ortamına, çocuklarına? Bu konuda ne dersiniz? Bununla isterseniz bağlayalım. Yani isteyince her şey yapılabilir. Önemli olan niyet ve gayret bence. Daha önceki konuşmalarımızda da olduğu gibi. Bir durumdan şikayet etmek, işte böyle demiyor, çocuklar da böyle, işte düzen de böyle demek çok kolay. Ama düzenle ilgili değişiklik istiyorsak eğer, o zaman o düzenle ilgili ilk adımı biz atacağız ki peşinden sürükleyebileceğimiz, yani göle bir taş atacağız. O dalga dalga yayılacak bir şekilde bunun için uğraşacağız. Elbette olabilir. Yani kişiler kendini değiştirdikçe zaten toplumlar değişecektir. Ama kişilerin kendini değiştirebilme farkındalığını yaratacak da bir şey lazım. Yani bizim toplumumuz... Şimdi orada korona devreye Orada girdi. O farkındalığı korona öğretmek için. da evet. Korona gibi kafamıza vurdu aslında.
Yani bizim toplumumuz maalesef böyle bir toplum değil. Hani iç farkındalığı yüksek ve o farkındalıkla hareket eden bir toplum değil. Kalabalık ve bilinçsiz. Aslında hani işte ne bileyim biraz daha uzaklaştığımızda, daha çok kuzey ülkelerine baktığımızda buradaki bireysel farkındalıkların daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ama biz öyle bir toplum değiliz. Dolayısıyla hani tabii küçük küçük değişimler elbette olabilir. Siz değiştirirsiniz, etrafınızdaki kişilere sirayet eder bu yaptığınız şey. Onlarda bir etki bırakırsınız, onların farkındalığını oluşturursunuz ve hani sizin bulunduğunuz yerde, sizin hinterlandınızdaki insanlarda bu farkındalık oluştukça onlar da işte etrafını farkındalık oluşturacaklar falan derken bu yayılacak ama bizim bence ihtiyacımız olan biraz daha bütünsel bir değişim. Bizler sadece kendi çevremizi görüyoruz. Biz zaten bunları yapabilecek bir bölgede, çevrede ya da etrafta yaşıyoruz ve bunları yapabilecek potansiyel olan insanlarla karşılaşıyoruz. Ama işte takip ediyorsunuzdur sosyal medyada ya da ne bileyim etrafınızda bu farkındalıklara hiç sahip olmayan, bunlara hiç aklına gelmemiş, daha önce böyle hiç düşünmemiş ve bambaşka bir düşünce yapısıyla yaşayan insanlar da var. Dolayısıyla eğer topyekün bir değişiklik olacaksa ya da burada bir faydadan bahsedeceksek işte bir kısmı bundan faydalanıp bir kısmı normal hayatına devam edince olmuyor. İşte yani bizde yaşadığımız temel sıkıntılardan bir tanesi bu bence. Bir kısım kendi içinde yaşıyor, diğer kısım kendi bildiği gibi yaşıyor ve birbirimizle harmonik bir şekilde uyumlu bir hayat yaşayamıyoruz. Aslında nereden başladık, konu nereye geldi? Çok bambaşka yerlere geldi ama bu da yaşadığımız şeyin bir gerçeği. Belki bir umut, yani korona bize bir umut olabilir de bu değişimleri görebiliriz, yaşayabiliriz diye belki böyle bir umutla konuşuyoruz, hareket ediyoruz. Ama Yani çok sayıda bunları pek kolay kolay denemeyecek olan insan deneyimlemiş oldu. En azından belki evet. o farkındalık daha hızlı yayılabilir bu sayede. Evet, aynen öyle. Ama yine dediğim gibi mutlaka bir değişim olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle örgün eğitimde de bir değişim olacaktır ve bu örgün eğitimdeki eğitim de müfredatların ve eğitim planlarının yeniden programlanmasıyla birlikte gelişecek diye düşünüyorum. Yani şu saatten sonra akıllı bir toplum bu dönemden önceki düzenli hayatın süremeyeceğini, devam edemeyeceğini bilir. Buna göre eğitim planlarının içerisinde toplum sağlığı, bireysel sağlık, kişiler arası ilişkiler, işte öz düzenleme, öz denetleme becerileri gibi birçok konuyu özellikle küçük yaştan itibaren ders olarak değil, yani bunu bir dersin öğretmeni olarak değil, toplum burada uzman seviyesinde olacak profesyonelleri okulların içerisine dahil ederek bu profesyonellerle gerçek hayat deneyimlerinden yola çıkarak bir eğitim planlaması yapar diye düşünüyorum akıllı bir toplum. Buradan çıkarılacak çok fazla ders var. Yani biz bugün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiğini konuşuyorsak eğer bilinçli bir toplum olmadığımızdan kaynaklanıyor. Çıkmayacaksak, yani çıkmamamız gerekiyorsa bunun bir yasak olması gerekmez, çıkmayacağız. Bu hala böyle bir yasaklama mekanizmasından bahsediyorsak, bunu sağlayamıyorsak o zaman demek ki burada işte bizim geleneksel alışkanlıklarımızda sıkıntılar var ve bunların toparlanması gerekiyor. Bunlar da ancak eğitimle olabilir. Bireysel eğitim ve toplumsal eğitimle olabilir. Madem örgün eğitim var ve biz insanları bir yere toplayıp onları eğitmeye çalışıyoruz, bilinç kazandırmaya çalışıyoruz. Bu artık sadece işte akademik olarak ilerlemeyle olmaz. Burada başka bir bilinç seviyesine, başka bir düzen oluşturma seviyesine geçmek gerekir diye düşünüyorum. Bunu da artık çok kolay yapabiliriz online eğitim sayesinde. Fiziken işte profesyonelleri, uzmanları, konunun mesela toplum sağlığı uzmanını fiziken okula çağırmak zorunda değilsiniz artık. Yani 100.000 çocuğa eş zamanlı Verebilir. derste seslenebilir. Seslenebilir. Ya da ne bileyim bir meslek profesyonelini sınıfınızın içerisinde almak zorunda değilsiniz. Ya da çocuğunuz hastalandı okula gönderemiyorsunuz. Okula göndermeden de aynı şekilde sınıfın içerisinde eğitime devam edebilir. Ya da çocuklarınızın sınıfınız içindeki çocuklarınızın eğitimini farklılaştırmak istiyorsunuz. Çocukların seviyeleri birbirinden farklı. Değişik değişik online eğitim programınızda yani bir kısmını yüz yüze götürürsünüz, bir kısmını online götürürsünüz. Online eğitimde değişik değişik chat odaları, eğitim kanalları açıp onları gruplandırarak istediğiniz çalışmaları yapabilirsiniz. Yani
Bunu yapabileceğimiz imkan çok fazla olmaya başladı ve biz bunu fark ettik. Bununla ilgili her türlü varyasyonu eğitmenler yapabilir. Konuşmamın başında eğitmenlerin rolünü bu kadar önemsiyor olmamın sebebi aslında buydu. Yani çocuğun düşünemediği ve göremediği birçok şeyi görmek aslında şu an. Yani görmek ve vizyoner planlar yapmak aslında şu anda öğretmenin yapması gereken şey. Toplumsal dönüşümün önderliğini belki bakanlığın da müfredat ve diğer şeyleri ele almasıyla beraber öğretmenler üzerinden yine yapmak. Yani bunun kitlesel Yapmak, evet. olmasının başka bir yolu da yok sanki. Yani şu anda yok Ha. görünürde. Yani bireysel çözümler var ama gerçekten topluma daha hızlı etki edecek seviyede bir şey yapmak için sanki bu kanaldan gitmek gerekiyor yine. Evet, bireysel olarak her zaman kendinizi geliştirebilirsiniz. Her türlü imkana sahipsiniz. Bugün ne bileyim ben Harvard'da olan bir canlı derse girebilme imkanına sahipsem bunun ötesinde bir öğrenme imkanı yani bilemiyorum bu çok büyük bir fırsat herkes için. Bu teknolojiyi kullanabiliyor olmak herkes için çok büyük bir fırsat. Ama işte buna gönüllü ve istekli olanlar yapar. Bunun farkında Aha. olanlar yapar. Yani topyekun bir düzenlemeden, değişiklikten, topyekun bir bilinçlenmeden bahsediyorsak o zaman burada genel bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ve bu bir ihtiyaç artık. Yani bu göz ardı edilecek bir şey değil, gerçek bir ihtiyaç. Öğretmenler ve okullar da bu ihtiyaca karşılık verebilecek olan rehber kurumlar haline gelebilir. Gelmelidir de bence bundan sonra. Evet. Buradan yapacağımız en büyük çıkarım ders eğitim sektörüyle ilgili, eğitim alanı ile ilgili bence bunlar olmalı. Baştan bir düşünmek lazım yani her şeyi. Evet. O zaman umudumuz ve duamız bu şekilde bir dönüşüme, bu hani hayatımıza bir bela, bir sıkıntı girdi ama onu hayra dönüştürmek, işe yarar bir şeylere dönüştürmek için Evet. fırsat olarak umarım işimize yarar. Umarım öyle düşünmek lazım. Başka türlü düşünerek ben başka türlü düşünmeye çaremiz de yok zaten. Mecbur bunu olumluya çevirecek adımlar atmamız gerekiyor. Çünkü bu büyük bir bela gerçekten. Yani bilemiyorum tarihte bu kadar çok insanı aynı anda etkileyen birçok salgın var ama bu başka bir O şey. tarihe girersek şey yani bu gerçekten çok insaflı bir salgın aslında. Yani geçmiş salgınlara falan baktığımız zaman bir de şu anki imkanlar dijital olarak haberdar olmak, hazırlanabilmekle ilgili bilinçlenmek falan anlamında bu çok insaflı olanı yine. Tabii Geçmişte insaflı çok ama daha şu insafsızları tabii. var. Tabii ama hayat şartlarımıza baktığınızda bu çok ciddi oranda bir kitleyi etkiledi. Yani belki geçmişte hani yaşam şartları bu kadar hızlı ilerlemiyordu, bu kadar. Ülke nüfuslarının yarısını, üçte ikisini öldüren salgınlar olmuş daha önce. Yani hani onlara göre baktığımız zaman burada Evet, yüzde ölüm iki, oranlarında üç, beş ondan daha bahsediyoruz. Hani evet. gerçekten şey şu an hani çok da büyük bir, çok çok büyük bir sıkıntı değil bu. Evet. Yani umarım daha kötü bir şeyle karşılaşmayız. Hani daha kötü şeylerle karşılaşmakta olası geçmişte örnekleri var. Neyse o bambaşka bir konu tabii. Biz burada yavaş yavaş noktalayalım. Süremizin de sonuna gelmiş olduk. Yani umudumuz bu dönüşümü hem bireysel olarak sağlamak hem de işte bakanlık, okullar, öğretmenler üzerinden daha kitlesel, daha hızlı tüm toplumu dönüştürecek bir çalışma programının belki bunun ardından çıkması diye Evet. özetleyebiliriz sanırım. Umudumuz o yönde. Umuyorum öyle de olur. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak artık. Öyle görünüyor. Ama yeni olacak şeyler, yani yeni normal, tanımlanan yeni normal umarım hepimiz için daha faydalı, daha insani, daha çok gerçekten hani önümüzdeki hayatı yaşanılabilir kılan, sonraki dönemlerde, önümüzdeki yıllarda gelebilecek, başımıza gelebilecek yine bu tür sorunlara, felaketlere hazırlıklı olarak yakalanabileceğimiz şekilde hayatımızı planlayabildiğimiz bir dönem olur karşılaştığımız dönemler. Herkes için sağlıklı, güzel, bol eğitimli, kendi gelişimini planlayabileceği, kişisel gelişimine önem vereceği yıllar, günler olsun önümüzde. İnşallah. Bunlar da günlerde bu şekilde işte, hatıralarımızda kalsın gitsin inşallah. İnşallah. Çok teşekkürler katılımınız Teşekkür için. ediyorum. İzleyicilerimize de teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.